Merhabalar. Kondisyonel dediğimiz o zamana devam ediyoruz. Şimdi geçen ders gördüğümüz yapı neydi? İşte ben senin yerinde olsaydımdan sonra gelen her şeyi ne yapıyordu? Kondisyonel yapıyordu. Yani oradaki o varsayımsal öneri, işte ne bileyim çay içerdim, bahçeye çıkardım, onunla konuşurdum, onu görmemezlikten gelirdim gibi tahminsel değil mi? Gerçeğe dayalı olmayan varsayımsal önerilerimizi kondisyonelle yapıyorduk. Dolayısıyla bu mantıktan yola çıkarak şimdi illaki önünde bir şart cümlesi olmak zorunda değil, değil mi bu yapıların? Yani illa senin yerinde olsaydım gibi başlamak zorunda değil. Normal günlük hayatımızda da bu tür varsayımsal cümleler yapıyoruz. İşte bunların kullanımında da kondisyonel kullanacağız. Şimdi o konuya biraz değinmek istiyorum. Onunla ilgili birkaç tane örnek yapmak istiyorum. Üstteki cümleye bakarsak biraz önce anlatmaya çalıştığım şeyin İspanyolcası yazıyor. Tam bien usamos el condicional para expresar matices de probabilidad o posibilidad. Olasılık önerileri, olasılık varsayımsal cümlelerini ifade etmek için kondisyonali kullanıyoruz. Örnek yapmak gerekirse. Me gustaría tanto ir a ese baile de disfraces. Baile de disfraces dediğimiz baile dans hatırlarsınız. Disfrace de şu disfrazar fiili işte maske takmak, başka bir kılığa girmek anlamında. Baile de disfraces de dediğimiz aslında kostümlü balo. Kostümlü balo. O kostümlü baloya o kadar gitmek isterdim ki diyor. Veya oraya gitmek isterdim. Kostümlü baloya, o kostümlü baloya gitmek isterdim. Derken ne yapıyorum? Geçmiş zamandan bahsetmiyorum. Şu andan itibaren ki bir zamanın içinde bu kostümlü balo yer alıyor ve ben oraya gitmek isterdim. Dediğim o varsayımsal cümleyi kondisyonel yapıyorum. Tamam. Veya usted vive muy bien aquí, pero creo que sería mejor en el campo. Sizler burada çok iyi yaşıyorsunuz, çok güzel yaşıyorsunuz. Ama sanırım kırsalda daha iyi olurdu. Burada işte o daha iyi olurdu dediğim olay benim bir varsayımım, bir önerim, bir tahminim değil mi? Gerçekle hiç alakası yok. Ama daha iyi olurdu dediğim o yapı işte o varsayıma giriyorsa kondisyonel yapacağım. Sería mejor en el campo, kırsalda daha iyi olurdu. Veya haría más canapés. Recuerda que hay 10 niños invitados. Kanepe dediği işte bu ekmek üzerine koyduğumuz bir şeyler değil mi? O ekmek üstü bir şeylerle yaptığımız küçük porsiyon yemek diyeceğim. Atıştırmalık onlara kanepe. Hatta biz de kanepe diyoruz değil mi? Daha fazla kanepe yapardım diyor. Recuerda que hay 10 niños invitados. Davetli 10 tane çocuğun olduğunu hatırla diyor. Burada emir veriyor. Recuerda. Hatırla ki 10 tane davetli çocuk var. O yüzden mesela bunun önüne şey çok güzel yakışıyor. Senin yerinde olsam daha fazla kanepe yapardım. Ama onu söylemiyor. Daha fazla kanepe yapardım. 10 tane çocuk var. Anlatabildim. Güzel. Antes de ir a tu casa, Raúl y yo deberíamos pasear al perro. Antes de ir a tu casa, senin evine gitmeden önce Raúl ve ben Raúl ve benim köpeği gezdirmemiz gerekiyordu. Yani bunu yapmamız gerekirdi aslında. Yapsak mı, yapmasak mı gibi. Anlatabildim. Bu tür yapılarda işte o varsayımsal, çok da gerçeğe dayalı değil, değil mi? Hani olup olmayacağı veya işte öneri anlamında ben olsam yapardım'nın devamı gibi. Bunların hepsini kondisyonelle yapıyoruz. Tamam. Dolayısıyla bununla ilgili yine ufak bir alıştırmamız var. Onu da üstünden geçelim. Ne yapacağız? Fiillerimizi kondisyonel simple şeklinde çekeceğiz ve ben size çevireceğim. Yo ir contigo hasta el fin del mundo. Ir fiili hemen çekimini yapalım. Onunla ilgili çok vakit harcamayalım. Ir fiilini hemen ne yapıyorum? Mastarın üzerine i'ye çekiyorum. Gayet düzenliydi ir fiili. Dolayısıyla
İria. Yok, iría contigo hasta el fin del mundo. Seninle dünyanın sonuna giderdim. Los anumlos. Querer. Tener más tiempo libre. Querer fiilinin üzerine. Los alumnos benim öznem olduğu için querían, quererían, pardon çok özür dilerim. Quererían tener más tiempo libre. Öğrenciler daha çok boş zamanları olsun isterlerdi. Yine böyle bir istek değil mi? Çok hani gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi emin değilim ama bir istektir. Nos gustar hablar varios idiomas. Gustar yapısı özneye göre değil, neye göre gidiyordu? Gustar'dan sonra ne geliyor? Hablar. Hablar olduğuna göre o zaman gustarı üçüncü çekim üzerinden yapacağım. Gustarı hemen master'ın üzerine üçüncü çekimden yapalım. Gustaría. Nos gustaría hablar de varios idiomas. Şimdi orada fiil olduğu için fiile yönelik yapıyorum. Hablar, şimdi varios idiomas çoğul ama önünde fiil var. O yüzden üçüncü tekilde bırakacağım. Değişik diller, çeşitli diller konuşmak hoşumuza giderdi. Bu da bir istek sanki değil mi? Vallahi isterdik aslında da bir sürü dil konuşalım gibi. Hace 20 años este coche valer una fortuna. Valer fiili düzensizdi. Valdır kökünü alıyordu. El coche olduğuna göre valdría una fortuna. 20 yıl öncesi ne düşünsek çok enteresan bir yapı. Bu araç bir servet ederdi. Ediyor mu şu anda? Hayır. 20 yıl önce olsaydı, bakın orada bir şart var. 20 yıl önce olsaydı ederdi. Ama şu anda değil mi? Öyle bir şey yok. Yani bir şart cümlesini çok net bağlamıyor. Yani çok net bir şart vermiyor bana. Ama hace 20 años bana o şartı veriyor gibi oluyor. Valla bu araba bir servet ederdi. Ama çok da emin değilim değil mi? Yani burada yine bir varsayımsal bir öneri var gibi. İşte o yüzden kondisyonel. Poner tú este jarrón en la mesa junto a la ventana. Poner. Düzensiz de. Pondur kökünü alıyor. Sen kişisine hitap ettiği için. ¿Pondrías ese jarrón en la mesa junto a la ventana? Jarrón, sürahi. Bu sürahi pencerenin dibindeki yanındaki masaya koyar mıydın? Şimdi poner fiili özellikle bu tür sorularda poner fiilinin kondisyonel hali bana aslında nezaketi veriyor. Lütfen bunu yapar mıydın? İşte onu oraya lütfen koyar mıydın? Veyahut da işte bana bir çay getirir miydin gibi o nezaketi veriyor. Dolayısıyla poner gibi, kerer gibi, aser gibi fiilleri nezaket amaçlı kondisyonel yapıyorum. Aslında burada da bir istek var. Olup olmayacağından emin değilim. Varsayımsal bir istek, orada bir talep var. Bu tür talepleri işte kondisyonel yaparak bir tık daha nezaketleştirmiş de oluyorsunuz. Burada da kondisyonel kullanabilirsiniz. Tamam mı? Tú salir con ese chico, yo en la vida. Salir düzensizdi, doğru. Saldır kökünü alıyorum. Sen kişisine hitap ettiğim için. Tú saldrías con ese chico, yo en la vida. Sen bu çocukla çıkar mıydın? Ben hayatta. Şimdi buradaki çıkar mıydın? Eskiden çıkar mıydın? Değil. Böyle bir şey yapar mıydın? Diye bir soru soruyorum orada. Orada bir varsayımsal. Şimdi cümle yapmıyorum da sorarken o varsayımsallığın içinde buldum kendimi. Sen böyle bir şey yapar mıydın?
dediğim olay farkındaysanız gerçeklikle hiç alakası yok. Ama o zaman, o geçmişteki o süreç zamanını mı kullanıyorum? Aynı Türkçedeki gibi yapar mıydın? Eder miydin? Böyle bir şey olsa sorar mıydın? İşte ne bileyim paran olsa çıkar mıydın? Gibi sorularım nedir? O varsayımsallığı içinde tutuyor, değil mi? O muallaklık var onun içinde. İşte o yüzden bunlar kondisyonel. Yo en la vida. Ben hayatta diyor. Yani ben hayatta yapmazdım. Değil mi? Fiil kullanmadan bu yapıyı biz de kullanıyoruz. Yo en la vida. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Poder fiilimiz var. Hemen poder fiili. Özellikle soru içinde poder kondisyonel bana gene neyi verecek? O kibarlığı verecek, değil mi? Poder. Ne oldu? Çok özür dilerim. Hemen şu kırmızıyı haline getireyim ortalığı. Podr kökünü alıyordu. Sen kişisine hitap ettiğim için podrías. No podrías bailar delante de tanta gente. Bu kadar insanın önünde dans edemez miydin? Burada şimdi gerçekleşmiş bir olay yok. Mesela şöyle bir şey olabilir, aklıma geliyor. Konuşuluyor. İşte dans etmeyi seviyorum ama yok sahnede ben bu işi yapamam. Aa, o kadar insanın önünde dans edemez miydin sen? Anlatabildim mi? Yani hani geçmişte bir şey yok. Geleceğe yönelikler, şimdiki zaman artı geleceğe yönelik o ihtimali sorguluyorum bu sefer. Aynı zamanda kibarlık da var işin içinde. Yapamaz mıydın sen bunu? Şimdi sadece poetes kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. No puedes bailar. Dans edemez misin? Bakın bu daha çok böyle hani evet gerçek bir olay var ve sen bunu yapamıyor musun diye soruyorum. Ama kondisyonelle bir tık aslında kibar bir şekilde o ihtimali sorguluyorum. Aa sen bu kadar insanın önünde dans edemez miydin? Beceremez misin aslında ya yaparsın diye de devam edebilir cümle. Veyahut da yapamıyorsan zaten boş ver hiç ne strese sokma kendini gibi de devam edebilir. Ama orada bir ihtimal söz konusu yine. Bir tane yok etu yapmışız. Bir önceki dersimizi hatırlamak adına da olabilir. İr fiili düzenli. Hemen ir yazıyorum. Yok etu ben senin yerinde olsam dolayısıyla özne ben oldu. İri al medico estas muy resfriada senin yerinde olsam doktora giderdim. Çok üşütmüşsün diyor. Durumun o. Me encantar acompañarte en tu aventura. Encantar fiilimiz düzenliydi. Encantar fiilinin kullanımı aynı gustar gibiydi değil mi? Dolayısıyla gustardan veya da encantardan sonraki olaya bakıyorum. Burada bir fiilim var. Mastar bir fiilim var. O zaman ben bunu üçüncü çekim yapacağım. Encantar gayet düzenli. Encantar. Arkasından fiil geldiği için üçüncü çekim yaptım. Ve encantaria acompañarte en tu aventura. Aynı gustarın yapısı, gustarın bir tık üstüydü değil mi? Bayılırım muhabbetiydi o. Şimdi burada hangi anlamda? Maceranda sana eşlik etmeye bayılırdım diyor. Şimdi geçmiş zamandan bahsetmiyorum. Demek ki böyle bir maceraya çıkma yolu şey olayı var. Veyahut da bir maceraya atılma olayı var. Ya benim çok hoşuma giderdi. Ben de sana eşlik edebilsem anlamında kullanıyor. Tamam mı? Me encantaría. Bayılırdım. Aslında öyle bir şey olabilse keşke. İşte olup olmayacağını bilmiyorum. Ama zaman olarak söylendiği andan itibaren futuroyu kapsıyor. Poder. Düzensizdi. Biraz önce gördük. Hemen poderi gene yapalım. Podr kökünü alıyordu. Sen kişisine hitap ettiğime göre podrías. ¿Podrías echarme una mano a llevar las maletas al coche? Çok tatlı, kibar bir istek cümlesi. Echarme una mano. Echar'ın kendi anlamı ilk aklımıza gelen hep böyle atmak, fırlatmak oluyordu. Echar, arkasından gelen kelimeye göre anlamı değişebiliyor. Echar de menos, özlemek mesela. Echar de menos.
Başka şu anda aklıma gelmiyor ama anlamı değişebiliyor. Bir sürü böyle poner gibi bir sürü anlamı var. Echar una mano bizde de var. El atmak. Şunu bir el atar mısın dediğim zaman gidip oraya elini koymuyor. Ne yapıyor? Yardım ediyor. Aynı olayı İspanyol aynı anlamda kullanıyor. Yardım etmek. Me orada bana yardım edebilir misin? Bana bir el atar mısın? Neye el atıyor? A şuna bir şey yapmaya yine yönelme. A yönelmem var. Llevar las maletas al coche. Valizleri arabaya taşınmaya bana bir el atar mısın? Bana bir yardım eder misin? Anlamında. Şimdi poderi kondisyonel kullandığı için doğru çevirirsem bana bir el atar mıydın? Bana bir yardım eder miydin? Çok kibar bir soru şekli değil mi ya? Puedes echarme olur mu? Tabii ki olur. Bana yardım edebilir misin? Çok daha düz değil mi? Yani geldim dümdüz sana soruyorum. Bana yardım edebilir misin? Puedes echarme una mano. Podrías echarme una mano. Bana yardım edebilir miydin? Var mı öyle bir ihtimal? İfadenizi ne kadar şıklaştırdı farkında mısınız? Artık siz de kullanabilirsiniz bunları. Öğrendiniz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.